Çok değerli basın mensupları, eğitim maratonumuzun Burdur ayağındayız. Burdur İl Başkanlığımızdayız. Çok kıymetli il başkanım, milletvekilim, belediye başkanım ve partililerimizle birlikteyiz. Sabah saatlerinde her gün yaptığımız gibi Burdur'da önce eğitimcilerle bir araya geldik. Akademisyenlerimizle, öğretmenlerimizle, sendika temsilcilerimizle, sivil toplum örgütü yöneticilerimizle bir araya geldik. Uzunca bir eğitim değerlendirmesi yaptık. Burdur'un sorunlarını ve eğitimin genel sorunlarını hep beraber ele aldık. Bugün yine Burdur'da ziyaretlerimiz olacak, her gün gerçekleştirdiğimiz gibi. Akşam saatlerinde de 7'den 70'e tüm Burdurluların katıldığı, çocukların, gençlerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, öğretmenlerin, sendikacıların, farklı siyasal partilerin temsilcilerinin katıldığı bir eğitim buluşması gerçekleştireceğiz. Burdur'a geldiğimde her gün olduğu gibi bugün de bir konuyu ele almak üzere basın toplantısı için hazırlanmıştım. Onu yapacağım. Yoksulluğun, ekonomik zorlukların eğitim süreçlerini nasıl etkilediğine dair veriler paylaşacağım. Ancak sabah saatlerinde bir gazetede Sayın Bakan'ın açıklamalarını okudum. Sayın Bakan birçoğu itiraf niteliğinde ve bir kısmında da hiçbir sorumluluk duymamasından duyduğum hayretle Sayın Bakan'ın açıklamalarını okudum. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, biliyorsunuz günlerdir okullarımızda temizlik sorunu var. Okullarımızda güvenlik sorunu var. Okullarımızda teknik eleman eksikliği var. Öğretmen atamaları ile ilgili sorunlarımız var. İl ilçe atamaları ile ilgili sorunlarımız var. Öğrencilerimizin bir öğün yemek, bir bardak su ihtiyacının giderilmesine ihtiyaç var gibi çok farklı konularda basın açıklamaları yapıyorum. Aylardır Sayın Bakan'a veriler üzerinden, toplumsal talepler üzerinden, ülkenin geleceği için önemli olduğuna inandığımız konuları açıklıyoruz. Yurttaşlarımızın Sayın Bakan'ın açıklamalarını okumalarını diliyorum. Sayın Bakan'ın olaylara yaklaşımındaki ciddiyet düzeyini yurttaşlarımıza havale ediyorum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Cümleleri kurgulama biçimini, meramını anlatma biçimini bir Milli Eğitim Bakanı'na ne düzeyde yakışıp yakışmadığını yurttaşlarımızın değerlendirmesine bırakıyorum. Sayın Bakan demiş ki, temizlik ve güvenlik personeli için bir düzenleme yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştum. Çalışma Bakanımızla da konuştum. Tekrar duyuruya çıkacaklar. Eğer başvuru olursa 120 bin kişi bizim için yeterli olur. Geçen sene verilenin iki katı kadar. Biz bu konuda milli eğitime özgü yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Tarih 19 Eylül 2024. Okullar ne zaman açıldı? 9 Eylül 2024. 10 gün sonra okullar açıldıktan 10 gün sonra Milli Eğitim Bakanı tekrar duyuruya çıkacaklar. Başvuran olursa 120 bin kişi alacağız gibi. Ya siz ne zaman alacaksınız? Okullar açıldığını hiç kimse Milli Eğitim Bakanımıza söylemedi mi? Eğer bir okulda temizlik yapacak personel hala alınacak, edilecek, yapılacak ise adeti olduğu üzerine kendisinden başka herkes suçlamış yine. Ben Sayın Milli Eğitim Bakanı'nı görevinin gereği olan sorumluluğu alması üzerine uyarmaktan yoruldum. Sayın Milli Eğitim Bakanı'nın hiçbir gelişme göstermemesinden inanılmaz bir şaşkınlık duyuyorum. Sayın Bakan 10 gün önce okullar açıldı. 10 gün önce değil, bir ay önce bu temizlik görevlerini almalı, okullarına yerleştirmeli, okulları hazırlamalıydınız. Size internetten gönderilen okulların temizlik durumu ile ilgili fotoğraflar bir utanç vesilesi olmalı. Sayın Bakan devam etmiş. Aylardır
Her yaptığımız toplantıda söylüyorum. Her valimizden rica ediyorum. Okullarda çocuklarımız tuvaletlerden su içiyor. Su sebilleri koyalım. Evden mataralıyla gelsinler. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında şu yoksulluk durumunda okulların hijyen durumları ortadayken, ortada temizlik görevlisi olmadığına göre bu çocukların tuvaletlerden su içmemesi lazım. Ya sadece bari su sebilini başarın diye her valimize, her yöneticimize aktarıyorum. Kamuoyuna açıklama yapıyorum. Sayın Bakan'ın akıllara zarar açıklamasını okudum. Sizinle paylaşayım. Her öğrenciye bir öğün yemek verilsin çağrıları için. Sayın Yusuf Tekin, bütün öğrencilere yemek vereceğimizi varsayalım. Çocukların yemeklerini verecek personel var mı? Doğru. Ana muhalefet partisi olarak o personeli bulmaktan ben sorumluyum ya. Haklı bir soru Sayın Bakan'ın. Çünkü o sorumlu değil. Bakıyor Sayın Bakan. Hepsini geçtik. Okullarında yemek yiyebilecekleri bir alan var mı? E doğru. Ondan da CHP belediye başkanları sorumlu. Çok haklı Sayın Bakan. Bir diğer husus. Çocuklar bizim dağıttığımız yemekleri yiyorlar mı? Hah. Ondan da veliler sorumlu. Sen de velilik yaptın mı başkan? Evet. Hah. Çocuklarınızı terbiye edememişsiniz. Ondan da veliler sorumlu. Yani özel okuldaki çocuklar bile, özel okul sahipleriyle konuşuyorum ki zaten Sayın Bakan sadece özel okul sahipleriyle konuşuyor. Yemekhanede çıkan yemekleri yemiyorlar. Kantinden alışveriş yapıyorlar diyorlar. Şimdi çocuklarımızın yeme alışkanlıkları buna uygun değil. Bundan da halk sorumlu. Bir kere Sayın Bakan, bir özel okul önermeniz doğru değil. Bu ülkede çocukların üçte biri okula aç gidiyorlar. Yarısı yetersiz besleniyorlar. İki, o yemekleri hazırlayacak personeli bulmaktan siz ve 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarınız sorumlu. İki, o okullarda bir yemek yapılacak alan ve yemek yenilecek alanı oluşturmaktan da iktidarınız sorumlu. Yandaşlara istediğiniz parayı buluyorsunuz. Kaynak da göstereyim isterseniz. Beşli çete benzeri yandaşlarınıza verdiğiniz vergi haflarının toplamı 660 milyar lira. Para orada. Oradan yemekhane de yapabilirsiniz. Personel de alabilirsiniz. Yemek de verebilirsiniz. Su sebili de koyabilirsiniz. Su da koyabilirsiniz. Ve eğer lezzetli yemekler yaparsanız, çocukların yiyecekleri yemekler verirsiniz, hiç kantinlere ihtiyaç olmaz. Bu arada belki haberiniz yoktur. Onu da söyleyeyim Sayın Bakan. Zaten okulların önemli bir kısmında kantin de yok. Kantin olmayan okullar da var Türkiye'de. Sayın Bakan, hayalet sınıflar var, hayalet öğrenciler var demiştim. Aylarca hiç ses çıkmadı. Açıklama yapmış. Hayalet sınıf açtığı belirtilen yaklaşık 500 okula ceza yazmışlar. Teşekkür ederiz. Kamuoyuyla daha önce paylaşsaydınız. Peki bu 500 okul, çünkü söylüyor, diyor ki Sayın Bakan, üniversiteye girmek için son sınıfta okul değiştirenlerin gittiği hayalet okul. Peki okula gitmediği halde hayalet sınıflarda olan mülteciler, sığınmacılar, çocuklarını okula göndermek istemeyenlerin bizzat mucize olduğunuz 4+4+4 sisteminden yararlanarak sadece kayıtlı olan ama okullara gitmeyen diğer çocuklar, onlar da var mı bu sayının içerisinde? Bir de ona bakın Sayın Bakan. Sadece son sınıfta üniversiteye hazırlanmaya çalışan çocuklar değil. Bile isteye okula gönderilmeyen özellikle de kız çocukları ve okula gitmedikleri halde okula gidiyormuş gibi gösterilen düzensiz göçmenler. Bunların çocukları da var mı bu 500 okulun içinde? Umarım 6 ay içinde bu konuda da bir cevap alırız Milli Eğitim Bakanlığımızdan. Kitapları sat sisteme gir demiş Sayın Bakan. Sayın Bakan, özel okullar kitap satmasın. Özel okulların kitap satmaması için, devlet okullarının ek kaynak kitap kullanmaması için sizin ideolojik takıntılarınızla hazırlanmış yeterli olmayan kitaplar dağıtılmaması gerekiyor. O kitaplar yeterli olmadığı için devlet öğretmenleri ek kaynak, özel okullar yeni kitaplar istiyorlar.
Elbette ki parasını kontrol etmelisiniz, kaça mal olduğunu. Ama asıl verdiğiniz materyallerin çocukların gelişimine uygun olması gerekiyor. Üslup Sayın Bakan'a ait. Kardeşim, nereye atayacağız bunları demiş Sayın Bakan. Bir, Sayın Bakanımız diyor ki 104 binden fazla norm fazlası var. İlçe emri yap. Sayın Bakan popülist değilmiş. Popülist davranacak biri için aranan fırsat olsa da doğru bulmak mümkün değil. Ne demek ilçe emri? Yani benim mazeretim var. Eşim Uzundere'de yaşıyor. Diyorlar ki senin öğretmene ihtiyacın olup olmadığı beni ilgilendirmiyor. Beni eşimin yaşadığı ilçeye görevlendir. Aile birliği elbette çok önemli. Ancak kimi zaman istenen yerde öğretmene ihtiyaç olmadığından bunu yerine getirmek mümkün olmuyor. Bir kere çocuklarını Zoom'dan gören öğretmenler var. Aile birliği elbette önemli. Sayın Bakan, sizin göreviniz sadece ilçe emri, il emri yapmak değil ki. Oraya gidenleri doğru bir şekilde yerleştirmek. Diyor ki Sayın Bakan, isteyen herkesi görevlendiririm ama o zaman 104 bin norm fazlası öğretmen oluyor. Öğretmen ihtiyacınız kaç diyorlar. Şimdi Türkiye'ye burada bir duralım diyorum. Ne demiş Sayın Bakan? Öğretmen ihtiyacınız kaç diyorlar? Cevabı kendisi veriyor. Geçen sene yaklaşık 60 bin öğretmen ihtiyacımız vardı. 23.670 öğretmen de emekli oldu. Eğer bu 23.670 öğretmen Sayın Bakan'ın sözüne itibar ederiz, 60 binin içindeyse 60 bin, İçinde değilse 83.670 öğretmen ihtiyacı var demektir. Kaç öğretmen alıyorsunuz Sayın Yusuf Tekin? 20 bin. Demek ki siz bizzat sayısını verdiniz ki bu sayının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen günde %95 öğretmenimiz yerleştirildi demiştiniz. Açık 48 bin gözüküyordu. Demek ki Milli Eğitim Bakanı olarak şunu itiraf ediyorsunuz. İhtiyacımız olan kadar öğretmen atamadınız. 68 bin atanmayan öğretmen olarak aldığınız sayıyı 22 yıldız başarısız iktidarınızla 1 milyona getirmiş olan AK Parti iktidarları olarak sizsiniz. 9. bakan olarak da sizsiniz. Hepinizin sorumlusu olarak da Recep Tayyip Erdoğan. Ve bugün itiraf ediyorsunuz ki 60 bin öğretmen açığı var. 60 bin öğretmen açığı varsa en az 60 bin öğretmen almalısınız. Bu sayıya 23.670 emekli olan dahil değilse 83.670 öğretmen almak zorundasınız. Umarım buna da 3 ay içerisinde bir cevap verirsiniz Sayın Bakan. Diyor ki Sayın Bakan, 104.000'den fazla norm fazlası öğretmen var. Yani ben şimdi norm fazlalarını dağıtsam 40.000 norm fazlası oluyor. 60.000 eksik olduğu konusundaki ısrarı devam ediyor. Bu 40.000 kişi dediğinizde hani muhalefet diyor ya, Cumhuriyet'in 100. yılında 100.000 tane öğretmen atayın diye, üslup kendisinin, kardeşim nereye atayacağız bunları? Sayın Bakan, bir, 60.000 açık var diyorsunuz, açığı kapatın. İki, 85.000 ücretli öğretmen var, ücretli öğretmenlik köle düzenidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iş kanunlarına göre hiçbir düzenli çalışan askeri ücretten aşağı maaş alamaz, yarım sigortalı olamaz, emeklilik hakkı elinden alamaz. Cumhuriyet savcılarına alenen suç duyurusunda bulunuyorum. Devlet ve bizzat onun bakanı 85.000 kaçak işçi çalıştırmaktadır. Eğer ücretli öğretmen varsa öğretmen ihtiyacı var demektir. Eğer 85.000 ücretli öğretmen varsa, sizin açıkladığınız gibi 60.000 açık da varsa en az 85.000, muhtemelen 145.000, ki Sayıştay rakamı da o çerçevede, öğretmen ihtiyacı var demektir. Ve üstelik bu öğretmen ihtiyacına okul öncesi sınıflarında bir öğretmen atıyorsunuz. 20 tane 5 yaşında çocuğu bir öğretmenin idare etmesinin neredeyse imkansız olduğunu, bir çocuk tuvalete gitmeye kalksa sınıftaki çocukların nasıl bakılacağını takdirlerinize sunuyorum. Dolayısıyla öğretmenlerin yaptığı hizmeti geliştirmek durumu söz konusu olduğunda
100 bin sayısından çok daha fazla öğretmene ihtiyacımız var. Arzu ederseniz beraber matematik hesabı da yapabiliriz Sayın Bakan. Ben sizin rakamlarınız üzerinden açıklama yapıyorum. LGS'de mahkeme 60 gün gecikti. Sayın Bakan LGS'yi şikayet ediyor. Milli Eğitim Bakanısınız. Kabine toplantıları yapıyorsunuz. Adalet Bakanınız var. İşinize gelen her konuda mahkemelere talimat gönderiyorsunuz. Yapılması gerekenlerle ilgili bilgi veriyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı rahibi bırak dediğinde ilk uçakla gönderiyorsunuz. LGS sorularının, bu itirazların daha önce çözüme bağlanması gerektiğini kabinede konuşmadınız mı? O mahkemeyi uyarmadınız mı? Bu yargıya müdahale değil. Kendiniz de söylüyorsunuz. Böyle bir kanuni değişiklik var diye. Kanundan gelen hakkınızı neden kullanmadınız? Siz neden sadece bakıyorsunuz Sayın Bakan? Neden müdahil olmuyorsunuz? Ve şimdi itiraz etme hakkımızdan imtina edeceğiz diyorsunuz. Tebrik ederim. Yine bir başka Yusuf Tekin açıklaması. Muhalefet hem ara eleman yok diyor, hem de ara eleman yetiştirmek için çaba sarf ettiğimizde de çocuk işçiliği iddiasıyla bizi eleştiriyor. Bu da muhalefetin büyük çelişkisi. Sayın Yusuf Tekin, siz ara eleman falan yetiştirmiyorsunuz. Siz mesemlerde 4 gün işte, 1 gün okulda diye icat etmiş olduğunuz sistemle yoksul aile çocuklarını 5100 lira maaşla çalışmaya mahkum ediyorsunuz. Ve o çocuklar sizin denetim eksikliğiniz nedeniyle her ay biri hayatını kaybediyor, çoğu yaralanıyor. Ve siz bunların araştırılmasını istemiyorsunuz. Ve hatta bunu bile 91 bin olan anlaşmalı kurumu 8 bine indirmek zorunda, 8 binini iptal etmek durumunda kaldınız uyarılarımızla. Buralardan bile yandaşlarınıza para dağıtma mekanizması oluşturuyorsunuz. 4 gün işte 1 gün okulda diye bir okul olamaz. Yapmanız gereken şey meslek liselerine itibar kazandırmaktır. Yapmanız gereken şey meslek liselerinin donanımını geliştirmenizdir. Yapmanız gereken şey meslek yüksek okullarının kalitesini arttırmak, altyapılarını arttırmak, öğretim üyelerinin potansiyelini ve sayısını arttırmaktır. Ara eleman öyle yetişir. 13 yaşında, 14 yaşında yoksulların çocuklarını 5 bin liraya çalıştırınca ara eleman yetiştirmiş olmuyorsunuz. Ülkede milyonlarca işsiz var. Yapmanız gereken şey bu işsizleri yetiştirmek. Dünyadaki diğer örneklerinde olduğu gibi saygın, nitelikli eğitim veren meslek okulları oluşturmak. Her meseleyi vatandaşın gözünde çarpıtmaya çalışıyorsunuz. Ara elemanlar o yaş grubundan olmayacak Sayın Bakan. Ara elemanlar meslek liselerinden gelecek. Ara elemanlar iş gören değil, iş öğrenen öğrencilerden gelecek. Bununla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa her zaman seve seve size o bilgiyi vermeye hazırız. Ve gelelim Sayın Bakan'ın son açıklamasına. Ben daha önce söyledim. Birkaç tane AK Parti var. Bir AK Parti sürekli muhalefette. Mesela diyor ki 5 yaş zorunlu eğitim olacak. 22 yıldır söylüyor bunu bu AK Parti. Başka bir AK Parti var, o da iktidarda. Öbürünün söylediğini hiç yapmıyor. Bir AK Parti var, Milli Eğitim Bakanı var. Eğitim fakültelerinden öğretmenler hazır gelmiyor diyor. Bir başka AK Parti var. YÖK'ü, rektörleri, dekanları hepsini atıyor. Ama oraları düzenlemiyor. Şimdi Sayın Bakan açıklama yapmış. Çocuk okulu bitiriyor. Ergenlik çağında aileden uzaklaşmak veya o şehirden çıkıp gitmek için taban puanı uygulaması da olmadığı için herhangi bir yerde ön lisans ya da lisans okumaya devam ediyor. Şimdi bunu engellemek lazım aslında. Üniversitelerde hocalarda şikayetçi bir taban puan olmamasından. Sayın Bakan, taban puanı uygulamasını İsmet Paşa mı kaldırdı?
taban puan uygulamasını Bülent Ecevit mi kaldırdı? Taban puan uygulamasını Kemal Kılıçdaroğlu mu, Deniz Baykal mı, Özgür Özel mi kaldırdı? İnsaf. 2022 yılının Şubat'ında siz kaldırdınız. Sizin iktidarınızın yükü kaldırdı. 150 ve 180 puan olan AYT ve TYT'leri siz kaldırdınız Sayın Bakan. Siz neyden şikayetleniyorsunuz? Gidin o yükün kuruluna, girme hakkınız var. Katılın toplantılarına. Siz kimi kime şikayet ediyorsunuz? Gelelim Sayın Bakan'ın bizzat İktisat Profesörü Genel Başkanlarının yaratmış olduğu iktisadi bunalımın sonuçlarına konuşmaya. Diyor ya Sayın Bakan, neden bir öğün yemek vereceğiz? Ben size söyleyeyim. Neden vermeniz gerektiğini? Hani Genel Başkanınız, Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden önce ben burada oldukça ben bu faizler artmaz diyordu ya. Sonra yurt dışından getirdiğiniz bakanınız gerçekçi olmayan politikalardan gerçekçi politikalara geçiyoruz deyip dünyanın en yüksek faiz oranlarını getirdi ya. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birinde, dünyanın en yüksek gelir dağılımı eşitsizliğinin olduğu ülkelerden birinde, en yaygın yoksulluğun olduğu, en ağır barınma koşullarının, barınma krizinin olduğu ülkede aileler eğitim harcamalarının altında bunalmış durumdalar. Çocuklar okullara aç gidiyorlar. Yetersiz besleniyorlar. İşte o yüzden bir öğün yemek vermek durumundasınız. Bizzat yaratmış olduğunuz iktisadi bunalım nedeniyle, bizzat aç bırakmış olduğunuz çocuklar nedeniyle. Rakamlar vereyim Sayın Bakan. Okula başlama maliyetleri Birleşik Kamu İş'in raporuna göre 2023'e oranla okul öncesinde 99, ilkokulda 85, ortaokulda 92, lise düzeyinde 81. Ortalamada %89 artmış durumda. Peki siz o dar gelirli ailelere ne zam verdiniz asgari ücret olarak? Utanır mısınız bilmem. %0. Siz onların babalarına %0 maaş verdiniz, annelerine %0 maaş verdiniz ama okula başlama masrafları %89 arttı. Kırtasiyeciler Derneği'nin açıklamasına göre geçen yıla göre %55 arttı. Detayları vermeyeceğim. Servis ücretleri geçen yıla göre baktığımızda 1665 liradan Ankara'da, İstanbul'da 1931 liraya çıkmış. Esnaf odasının başkanı da bu servis ücretlerinin artışıyla ilgili kendisi de şikayetleniyor. Diyor ki daha ucuza yapacağız ama okullar bizi oraya sokmuyor diyor. Bizim arabalarımızı da oraya sokmuyorlar diyor. Yani öyle de bir arada kazanç var. Buralara da bakın Sayın Bakan. Devlet okullarının kayıt ücreti almayacağı yönünde Sayın Bakan'ın açıklamaları var. Sayın Bakan Ankara'dan bütün cihana sesleniyor. Cihan nümasından bütün cihana sesleniyor Sayın Bakan. Okullara kayıtta ücret ödemeyin. Ben iki gün önce Afyon'da yaptığım basın açıklamasında okulun ismini de verdim. Peki neden alıyor okul yöneticileri onu? Çünkü sen daha temizlik görevlisi verememişsin. Okulları boyatamamışsın, temizletememişsin. Okulun açılmasını istiyorsun. Yaklaşık iki aydır çok somut bir öneride bulunuyorum Sayın Bakan'a. Diyorum ki her okula öğrenci başına 1.000 lira gönderin. 15,8 milyon öğrenci var örgün eğitimde. Yani 15,8 milyar lira gönderin. Yani bütçenizin %1.45'i. Bak bakalım o zaman okullar temizleniyor mu? Bak bakalım okullar o zaman tamiratı, tadilatı yapılabiliyor mu? Ve siz okullara temizlikçi vermiyorsunuz. Hala okullar açılmış 10 gün önce 120 bin kişi bulacağız diyorsunuz. Güvenlikçi vermiyorsunuz. Yine 2 gün önce söyledim. Sabıkalı insanlar çocuklarımızı taciz ediyorlar. Bugün mahkemesi var. Öğretmenler öldürüyorlar güvenlikçi olunmadığı için. Teknik personel olmadığı için öğretmenler merdivenden düşüp ölüyorlar. Okul müdür yardımcıları. Bunları ana muhalefet partisi olarak bizim atama yapmamızı istiyorsanız biz elimizden gelen her türlü desteği vermek isteriz. Yoksulluğa devam edelim. OECD'nin bir bakışta eğitim 2024 raporuna göre ilk öğretimden yüksek öğretime yapılan
kadar yapılan harcama, yıllık harcama ortalama 5.425 dolar Türkiye'de. 5.425 dolar. OECD ortalaması kaç? 14.209. Yani 3 katı. Çünkü eğitime ayırdığınız bütçe her yıl azalıyor. Bütçeler orada önünüzde bakabilirsiniz. Eğitime ayrılan bütçe her yıl azalıyor, yatırıma ayrılan bütçe her yıl azalıyor. Çok yakında yeniden Plan Bütçe Komisyonu'nda 2025 bütçesini konuşmaya başlıyor olacağız. Peki hane halkı harcamaları ne oluyor? Özel harcamaların payı ilkokulda %23. Finlandiya'yı örnek veriyorsunuz ya Sayın Bakan. OECD ortalaması 6, Finlandiya gibi ülkelerde birlerde geziyor. Yani eğitime harcanan parayı dünya ortalamalarının kat be kat üstünde bu yoksul halk harcıyor. O yüzden o yoksul halkın çocuklarının bir öğün sebze, bir öğün protein, et yemeği beslenmesi gerekiyor. Sağlıklı gıdalar alması gerekiyor. Kantinlerden bahsetmişsiniz. Kantin fiyatlarına bakalım mı Sayın Bakan? İstanbul Kantinciler Esnaf Odası'nın açıklamasına göre pastane veya simitçi arabalarında 15 liraya satılan simit kantinlerde 20 liraya satılacak. Ben nedenini bilmiyorum. Sayın Bakan biliyorsa açıklasın. Dışarıda 15 lira olan simit içeride neden 20 liraya satılıyor? Sayın Bakan bir baksın bakalım. Bir başka rakam verelim Sayın Bakan'a. Hani öğrenciler müşkül pesentmiş ya. Hani öğrenciler yemek seçiyormuş ya. Hani yemek yemiyorlarmış ya Sayın Bakanım. Öğrencilerden şikayetleniyorum. Açma ve poğaça 20 lira. Bir şişe su 10 lira. Çay 20 lira. Kaşarlı tost 50 liraya satılacakmış. Esnaf lokantalarında 30-35 liraya bulunabilen çorba kantinlerde 40 liraya satılacakmış. 3 çeşit tabildot yemek öğrenci ve öğretmenlere 130 liraya satılacak. Bu fiyatlara göre Sayın Bakanım, bir günde sadece bir kaşarlı tost yese ve iki su içse, bir tost, iki su içse ayda 1400 lira para ödemesi gerekiyor. Asgari ücretin 17.000 lira olduğu bir ülkede bir çocuk sadece bir tost, iki su içse 1400 lira. İki çocuğunuz varsa 2800 lira. Siz hala neden yemek vereceğinizi mi soruyorsunuz? Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz bu halktan ne istiyorsunuz? Siz bu halkı niye sevemediniz? Siz neden böylesiniz? Çocuklar aç. Yemek seçecek durumları falan yok. Ben onların Suat abileri olarak garanti veriyorum. Siz yemekleri verin. Hiçbirisi yemekleri seçmeyecek. Hepsi yemeklerini yiyecekler. Hiç merak etmeyin. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, sizin kabine arkadaşınız, tek kadın bakanımız, aile desteği kapsamında yaklaşık 3.2 milyon hanemize 2.9 milyar. Çocuk desteği kapsamında 2.2 milyon hanemize 5.4 milyon çocuk için yaklaşık 900 milyon lira ödeme yapıyoruz diyor. Yani bizzat aynı kabinede yer aldığınız bakana göre 5.4 milyon çocuk için yardım yapılması gerekiyor. Devletin kaynakları kısıtlı olduğuna göre muhtemelen bu rakam aslında biraz daha fazladır. Öyle değil mi Sayın Bakan? Sizin rakamlarınıza göre 5.4 milyon. Kabinede bir konuşun isterseniz. Sadece CHP zihniyetini 30'lar şöyle, 40'lar böyle bunları bırak. 2024'teyiz. 100 yıl sonraya gelelim. Bu kadar milyon çocuk var. Neden yemek vereceğimizi anlıyor muyuz beraber? TÜİK verilerine göre 2023 sonu itibariyle Türkiye'de 22 milyon 206 bin çocuk var. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın verdiği rakamlara göre her 4 çocuktan biri ciddi yoksulluk yaşıyor. Verdiğimiz rakamlar birbiriyle tutuyor. Biz Sayın Bakan'a dün de söylemiştim. Veli Vizyon dizileri var. Dizi çekiyor Sayın Bakan. Okula yumurta haşlamayan, portakal suyu içmeyen çocuk var. Çünkü kadınlarla mesafeli bir iktidarımız olduğu için anne kötü. İzlemeyenlere söyleyeyim. Anne ilgisiz. Anne ilgisiz olduğu için aslında. Yapmamış. Portakal suyunu sıkmamış. Yumurtayı haşlamamış. Dizi öyle. Gerçek
annelere sataşmayın. Gerçek şu, İktisat profesörü genel başkanınızla beraber oluşturduğunuz ekonomik kriz, annelerin bir yumurta haşlamasını, bir parça peynir vermesini, bir portakal suyu sıkmasını engelliyor. Gerçek budur. Gerçek, açık, kesif, gözle görülür ve neredeyse elle tutulur bir çocuk yoksulluğunun ve buna bağlı bir yetersiz beslenme sorununun tüm Türkiye'yi ele geçirmiş olduğudur. O yüzden Sayın Bakan'ın bugünkü açıklamalarını maalesef büyük bir üzüntüyle yer yer utanarak okudum. Halkımızın da okumasını rica ederim. Ben Sayın Milli Eğitim Bakanı'na cevap veririm. Ben Sayın Milli Eğitim Bakanı'na doğruları da söylerim. Ama asıl sorun bu değil. Asıl sorun 20 milyon ilk ve orta öğretimdeki öğrencimizin, 7 milyon üniversite öğrencimizin açlık ve yoksullukla boğuştuğudur. Asıl mesele 1.2 milyon öğretmenimizin yoksulluk sınırı altında yaşam mücadelesi vermesidir. Asıl mesele 1 milyon atanmayan öğretmenimizin gelecekten umutsuz, çaresizce öğrencileriyle kavuşacağı günü bekliyor olmasıdır. Asıl mesele depremzede öğretmenlerin, engelli öğretmenlerin, memur öğretmenlerin, hakkı yenilen, mobbinge uğrayan, partizanca dışlanan öğretmenlerin, söz verildiği halde ataması yapılmayan PDR mezunlarının yaşadıkları sorunlardır. Sayın Bakan ister beğensin, ister beğenmesin. İster dinlesin, ister dinlemesin. İster 3 ay sonra cevap versin, ister vermesin. Doğan her yeni günde bu toplum kesimlerinin sorunlarını dile getirmeye, doğan her yeni günde eğitim camiasının yaşadıklarını söylemeye, anlatmaya, taleplerini, sözünü büyütmeye Cumhuriyet Halk Partisi olarak devam edeceğiz. Tüm basın mensuplarına saygılarımı sunuyorum. Sorularınız var mı arkadaşlar? Buyurun efendim. Sayın Genel Başkan Yardımcım, saygılar soruları. Özete duvar var, aydınlık yapmışsınız. Ben de sizi hoş bulduk efendim. Ben de onu farklı bir sorumluluğumu da belirtmek istedim. Özgür Özel Genel Başkan, sanırım birkaç gün önce Türkiye'de yaptığım açıklamada olası bir genel seçimden bahsetti. Ve bunun için geldiklerimi oraya kaydama falan dedi. Böyle bir olasılık durumunda CHP'nin de iktidar olma şansı çok yüksek. Bir sanırım siz diğer kişiler yani bir bakan olursanız FES modelinin Türkiye'deki değiştirilerek uygulanmasını düşünüyorum. Bir, çünkü köyler imamlara istiyoruz. İki, taşımalı duvarcı konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet, bu sorular belki çok anlamlı sıraya girmeyebilir ama siz bakan olursanız eğer Milli Eğitim Bakanlığı'nda ilk 3 temel sorun nedir? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Önce basit olandan başlayayım. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi bir gölge bakanlık sistemiyle çalışıyor. Çok başarılı olan ülkeler var. Hatta yasal düzenlemesi olan, hani devletin bizzat bütçe verdiği uygulamalar var. Amaç ana muhalefet partilerini iktidara hazırlamak ve iktidarda hiç patinaj yapmadan süratle icraata başlamalarını sağlamak. Biz de Türkiye'de bu modeli uyguluyoruz. Ben bu sorumluluğu aldım. Benim görevim partiyi iktidara hazırlamak. Partinin milli eğitim alanında hazırlamak. Bunu da yalnız yapmıyorum. İl başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, vekilimle zaten parlamentoda birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla benim görevim bu süreci hazırlamak. Yarın parti bir, ben milletvekiline devam edebilirim. Başka bir arkadaşımız daha uygun olabilir. O tartışmanın dışında olan bir konu. Önce Gölge Bakanlık'la ilgili onu söyleyeyim. İkincisi, köy enstitülerini 70 yıl sonra hala kıymetli kılan nedir? 17 il gezdim. Her ilde her konuşmaya başlayan bundan bahsediyor. Köy enstitülerini asıl kıymetli kılan aydınlanma ideolojisinin okulları olmasıdır. Asıl mesele budur. Köy enstitüleri nasıl bir yurttaş tipi istiyordu? Eleştiren, sorgulayan, okuyan, yazan, tartışan, sanatla, bilimle, felsefeyle, sporla iç içe olan, bir müzik enstrümanı çalan, tiyatro seven. Bu tür insanlar. Ha onlar okullarında okurlar, mezun olurlar, sonra giderler,
Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verirler, AK Parti'ye oy verirler, MHP'ye oy verirler. Bu ayrı. Ama burada aktif sorumlu yurttaşlar, bilinçli yurttaşlar yetiştiriliyor. Hayal budur. Sorulan budur. Dolayısıyla köy enstitüsü o dönemin şartları için köyün şartları çerçevesinde hazırlanmış bir programdır. Ama bizim için önemli olan felsefesidir. Aydınlanma felsefesidir. Peki bu iktidar ne istiyor? Bu iktidar açıkça söylüyor. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar diyor bir sürü, ben de bunların çobanıyım. Bana ne lazım o zaman? İtaatkar, kanaatkar, dindar, kindar nesil lazım. Niye kindar olduklarını ben bilmiyorum. Onu da Sayın Cumhurbaşkanı'na sor. Ama sonuç şu, Türkiye'de gelir dağılımı eşitsizliği korkunç. %80'ini %20 alıyor gelir. Yandaşlara 660 milyar bağışlanıyor. Vergi vermiyorlar. Tüm emeklilere asgari ücret maaş verirse bu kadar. Eşit birbiriyle. Demek ki bir siyasi tercih var. Milyonlarca emekliye vermeyeyim. Yakınlarımın şirketlerine vereyim. Şimdi buna halkın itiraz etmemesi lazım değil mi? İşte AK Parti'nin istediği eğitim sistemi budur. İtaatkar, kanaatkar nesiller istiyor. Peki biz ne istiyoruz? Biz de bu köy enstitülerinde de kullanılan, dönemin diğer okullarında da, öğretmen okullarında da olan aydınlanma felsefesiyle aktif sorumlu yurttaşlar yetiştirmek istiyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün deyimiyle fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller istiyoruz. Öyle olursa bulunduğu pozisyon ve mevki ne olursa olsun hakikati söylemekten çekinmeyecek bürokratlar, çekinmeyecek iş insanları, çekinmeyecek siyasetçiler olacaktır diye umuyoruz. Uzmanlar olacaktır diye umuyoruz. Birincisi bu. İkincisi, her gün 1.2 milyon öğretmen, öğrenci kendi bulundukları yerden başka bir yere taşınıyorlar. Bu akıl almaz bir şey. Burada özel servisler yok, dikkatinizi çekerim. Sadece devlet eliyle taşınanlardan bahsediyor. Bir çocuk için en iyi okul, annesine, babasına, evine en yakın okuldur. En yakın okuldur. Dolayısıyla 18 bin köy okulu kapattı bu iktidar. 18 bin. Çocuklar 30 kilometreden, 20 kilometreden okullara taşınıyorlar. Biz bir kere çocukların yerelinde eğitim almasını istiyoruz. Mümkün mertebe. Türkiye'de köylerde çocuk varsa o köylerde okullar açık olacak ilkokul düzeyinde. Bunu temin edeceğiz. Akşam yattığında annesinin, babasının dizinin dibinde kardeşlerinin cıvıltısıyla annesinin, babasının kokusuyla uyuyor olacak. Bu bizim görevimiz. Bu bayrağın dalgalandığı her yerde temel eğitim hizmetini sağlıyor olacağız. Üçüncüsü, müsaadenizle ilk üç sorun demek istemem efendim. Çünkü toplamda 20 milyon öğrenci var. 7 milyon üniversite öğrencisi var. Öğretmenler, atanmayanlar, üniversite öğretmenleri, yardımcı sınıflar 30 milyon. Okul öncesi var, ilk öğretim var, orta öğretim var, yüksek öğretim var, mesleki eğitim var, hayat boyu öğrenme var. Değil mi? Yüzlerce konu var. O yüzden ilk üçünü seçmek istemem. Ama hedefim şu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir program kurultayı süreci başlattık biliyorsunuz. 6 ay içerisinde milli eğitim politikalarımızı gözden geçireceğiz en son seçimdeki. Ve çok somut, çok gözle görülür, elle tutulur, vatandaşlarımızın bir bakışta anlayacağı net siyasi önermelerle halkımızın karşısında olacağız. Ve Gölge Bakanlık Sistemi'nin bize verdiği fırsatla da ilk günden itibaren hepsinde çalışmaya başlayacağız. Çünkü 17 genel müdürlük var Milli Eğitim Bakanlığı'nın altında. Üçünle başlasam 14'e oturacak mı? Yani onu kastetmediğinizi bilerek soruyorum. Dolayısıyla hedefimiz programlarla hazır olmaktır. Ve bunları oluşturacak, uygulayacak kadroları da oluşturmaktır. Genel merkezimizde 20 çalışma grubumuz var. Buralarda 200 civarında akademisyenimiz, öğretmenimiz ve sendikacımız görev almış durumda. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz. Ben teşekkür ederim efendim. Başka soru var mı? Şimdi Türkiye'de biraz önce söyledim 1.2 milyon öğretmen var. Bu öğretmenlerin sorunları, bu öğretmenlerin ihtiyaçları neyle karşılanması lazım? Bir kere en temelde bir kanuna ihtiyaç var değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi 2 yıl önce 12 maddelik kısacık bir kanun teklifi getirdi. Biz itiraz ettik. Özünde de bir tek şey yapıyordu. Öğretmenleri sınıflandırıyordu, basamaklandırıyordu.
aynı dersi veren matematik öğretmenleri, başkanım baş öğretmen, ben uzman öğretmen, başkan ücretli öğretmen, öbürü öğretmen, öbürü sözleşmeli öğretmen. Şimdi yasa geçerse 6. da geliyor, o da öğretmen adayı. Hepimiz aynı dersi veriyoruz ama hepimiz başka ünvan kullanıyoruz. O 12 madde sadece bunu sağlıyordu. Yapmayın dedik Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, yaptılar. Anayasa Mahkemesi'ne gittik ve iptal edildi. 2 yıl sonra 18 sayfalık bir yasa teklifi getirdiler. Kimseye sormadılar. O derece sormadılar ki yazılı bir sayfa çıktı bile vermediler. Bakanlığa 3-4 tane sendikayı çağırdılar. Arkaya bir sunum açtılar. Oradan gösterdiler. O derece. 18 sayfanın 8 sayfası 1.2 milyon öğretmenle ilgili. 10 sayfası bu yıl alacakları 20 bin kişiyle ilgili. Onun da 5 sayfası disiplin hükümleri. Nasıl atarız diye yazmışlar. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim başkanım öğretmen. İşe geç kalırsa kanundaki cezası personel kanununda uyarı cezası. Ben de öğretmen adayıyım bunların sisteminde. Ben işe geç kalırsam kınama cezası alıyorum. Daha ağır. Şimdi tersi olması lazım değil mi? Ya ben daha gencim, öğretmen adayıyım. Yani öteki evet, memur. Amaç atmak çünkü. Amaç araya bir cumhuriyet öğretmeni kaçar, bir Atatürkçü öğretmen kaçar, bir ilerici öğretmen kaçar. Atmak çünkü amaç. Dolayısıyla kanun 22. maddede durdu. Biz de Sayın Bakan'a dedik ki, Sayın Bakan, defalarca söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi'ni davet etmeyin dedim. Bizi almayın tartışmaların içine. Tüm sendikaları alın. Hiç ayırt etmeden, ben öyle yapıyorum çünkü. Genel başkanımızla, sendika genel başkanlarıyla toplandım. Tüm sendika genel başkanlarını davet ettik ve her görüşten insanlar geldiler bu arada. Yani daha muhalif olanlar, iktidara yakın olanlar hepsi geldi. Dedim ki bütün sendikaları davet edin. Eğitim fakültesi dekanlarını davet edin. Uzman kuruluşların temsilcilerini davet edin. İşte PDR'cilerdir, psikologlardır, gıda mühendisleridir vesaire falan. Bunlarla bir kanun hazırlayın. Sadece öğretmenleri de kapsamayan, yani temizlik görevlilerini, güvenlik görevlilerini, şube yöneticilerini, okul müdürlerini, tüm paydaşları kapsayan bir personel kanunu hazırlayın. Onlarla anlaşırsanız biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sizi destekleyeceğiz dedim. Sayın Bakan 2 aydır ölü taklidi yapıyor. Cevap bile vermedi. 2 aydır. Çünkü bir tane amacı var. Meclis Ekim'de açılacak, onu getirecek, oradan geçirecek. Ben de cevap veriyorum. Biz de Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Gene aynalarını getirdikleri için Anayasa Mahkemesi'nden geri dönecek. Ama olan kime olacak? Olan 1.2 milyon öğretmeni olacak. Çünkü onların sorunlarını çözmüyor. Bunu dile getirdiler. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yarattığı sıkıntıları dile getirdiler. Öğretmenlere yönelik yapılan mobbingleri dile getirdiler. Ben size gazeteci olarak bir çağrıda bulunuyorum. Burdur'da benim aldığım rakama göre 244 tane okul var. Sizler de gazetecisiniz. Espriyle söylüyorum. Ben de size bir ödev vereyim mi? Bu 240 tane okulun yöneticileri ve milli eğitimdeki yöneticiler hangi sendikaların üyesi? Bakın bakalım. Bilmem ben. Tövbe bilmem. Çünkü bilmediğim bir şeyi söyleyemem. Bir elin parmağını geçmeyeyim. Ben bil... Hocam ben bilmediğim bir şey söyleyemem. Bir bakın bakalım. Sorun bakalım. Sayın Zülfikar Hoca sen hangi? Sayın Ayşe Hoca sen hangi? Mehmet Hoca sen hangi? Muhammed Hoca sen hangi sendika? Bir sorun bakalım. Bunlardan şikayet ettiler. Ayrımcılıktan şikayet ettiler. Hatta bir tane vali var. Bir sendikamız sürekli söylüyor. Valiye diyorlar ki neden puanı olan hak etme atamadın? Onları atamam diyor. Sendikasını beğenmiyor onların. E diyorlar hukuk devleti var dava açsın diyor vali. Rahat. Neden? Çünkü şahsım devletinde cezasızlık, keyfi uygulama her yere yayılmış. Devletin valisi diyor ki atamam. Davasını açsın. Baksın durumuna diyor. Şimdi dolayısıyla öğretmenlerimiz bu ayrımcılıktan şikayetçiler. Başka? Mesela biraz önce konuştuğumuz konudan. Hani Sayın Bakan inşallah 2036'ya, 2046'ya kadar temizlik görevlileri alacaklarmış ya. Ondan şikayetçiler. Öğretmen mi temizleyecek sınıfı? Vallahi öğretmenlerimize helal olsun, ellerinden öperim. Ya diyorlar ki biz yaparız, yapıyoruz da zaten. Sorun değil. Görevi değil ama yapıyor. Ama diyor ki böyle olmaz ki yetişemeyiz yani. Hijyen problemi var. Bunları söylüyorlar. Dolayısıyla vatandaşın bildiğini söylüyorlar. Öğretmenleri sürekli hedefte tutan, mesela Sayın Yusuf Tekin çıktı dedi ki biz dedi 1.2 milyon öğretmeni fonluyoruz dedi. Bundan daha büyük ayıp olur mu ya? Fonlamak ne demek? Sosyal yardım mı dağıtıyorsun kardeşim sen? Anayasada yazıyor.
Ücret emeğin karşılığıdır. Saygın Cumhuriyet öğretmenleri, birisiyle uğraşmakta zorlandığımız onlarca çocukla bütün gün ders yapıyorlar. Doğru mu? Karşılığında bir ücretleri var. Bakan diyor ki fonluyoruz bunları diyor. İnternetleri ödüyormuş diye üzülüyor. Biliyor musunuz? İnternet faturalarını biz ödüyoruz diyor. Okullardakileri sanki Sağlık Bakanlığı ödemesi gerekiyormuş gibi. Bir başka AK Partili bakan çıkıyor ve diyor ki cami avlusunda bekleyen güvercinler gibisiniz diyor atanmayan öğretmenler. Bu bakan çıktı dedi ki mecliste, meclis tutanaklarında var, basın mensupları baksın. Döndü muhalefet sıralarına, tabii dedi bizim tarikat cemaat, bizim sivil toplum dediğimiz, sizin tarikat cemaat dediğiniz yapılarla imzalamaya devam edeceğim dedi. Bir yığın gürültü, işin o boyutunu bir kenara koyuyorum. Neden biliyor musunuz dedi. Çünkü dedi onlar dedi çocukların daha çıkmasını engelliyorlar dedi. Bir ülkenin Milli Eğitim Bakanı kendi öğretmenlerine bu kadar hakaret etmemiştir. Yani alenen 1.2 milyon öğretmenin gözünün içine bakarak dedi ki siz hiçbir işe yaramazsınız. Çocukların okullara da dağlara gitmesini engelleyemiyorsanız bizim kerameti kendinden menkul hiçbir pedagojik formasyonu olmayan adamlar okullara girecekler, okullarda ders vereceklerdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı neredeyse eş başkanlık haline dönüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı kurslar gözetimden ve denetimden çıkarıldılar. Oysa ki Milli Eğitim Temel Kanunu'nda Türkiye'de eğitimde yapılacak her şey Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesindedir. Dolayısıyla bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Öğretmenlerimiz de çok şey istemiyorlar. Kendi hak ettikleri saygınlık doğrultusunda, yoksulluk sınırının altında bir yaşamdan kurtulmak istiyorlar. Daha iyi teçhiz edilmiş okullarda olmak istiyorlar. Ve devletin kaynaklarının doğru kullanmasını istiyorlar. Mesela Sayın Bakan yapsın açıklamasını bakalım. Fatih projesinde zengin ettikleri şirketler ve yandaşlarından sonra o Fatih projesinden geriye ne kalmış? O esirgedikleri, kendi şirketlerine yönlendirdikleri kaynaklar okullara harcansaydı acaba bugün Türkiye ne durumda olurdu? Onlardan bahsettiler akademisyenler, öğretmenler. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitim camiası ne istediğini çok iyi biliyor. Sadece Sayın Milli Eğitim Bakanı gibi, Talim Terbiye Kurulu üyeleri gibi, eğitimle hiçbir alakası olmayan ve sadece iktidar partisinin mensubu oldukları için, iktidar partisinin fikriyatında oldukları için bu görevleri derifte eden arkadaşlar eğitimi yanlış yönlendiriyorlar. O yüzden Türkiye'nin temel sorunu eğitim çalışanlarında değil, temel sorun milli eğitimi yönetemeyen ve daha doğrusu bu şekilde ilerlemesi için kötü yöneten kadroların yarattığı bir sorun. Ben teşekkür ederim.